Vaadinde durmak. Vaadinde durmak, verilen sözde durmak ve onu yerine getirmektir. Vaat, dilimizde vaat etmek veya söz vermek diye de ifade edilir. İslam mensuplarına vaadinde durmayı emreder. Kişinin İslam'ını tamamlayan hususlardan biri de budur. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde vaat ve ahitlerin yerine getirilmesi Müslümanlara emir olarak bildirilmiştir. Bunun için her müminin gerek Allah'a verdiği sözleri yerine getirmekte ve gerekse diğer müminlere ve hatta mümin olmayanlara yapmış olduğu sözleşmelerinde, anlaşmalarında dürüst davranması onun dini ve ahlaki kişiliği açısından gereklidir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsmail Aleyhisselam bu özelliğiyle tanıtılır. Kitapta İsmail'i de an. Muhakkak ki o vaadinde sadıktı ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi. Bir kısım alimlerimiz vaadini yerine getirmemeyi şu mealdeki ayette zikredilen duruma benzetmiştir. Yapamayacağınız şeyi söylemeyiniz. Allah katında pek büyük bir gazap sebebidir. Kur'an'da ahitlerin yerine getirilmesi mesiyle ilgili birçok ayet vardır. Bir tanesi malen kaydediyoruz. Ahdi de yerine getirin. Muhakkak ki ahitten dolayı sorumluluk vardır. Bazı alimler kişinin vaadini kendisi üzerine bir şehadeti olarak değerlendirmiştir. Vaadin yerine getirilmesi bütün ulema bir dini bir emir olarak değerlendirmiş fakat farz olmadığını söylemiştir. Ancak bunu da belirtelim ki bazı alimlere göre mevzu üzerine varit olan ayet ve hadislerin delaleti onun vacip olmasınadır. Böylesi şiddetli vaidlerle vade riayet emredilirken vade uymamanın kehareti tenzihiye olarak kabul edilmesi bazılarınca çelişki olarak değerlendirilmiştir. Hele bir bakılsın. Vaatten dönmeye haram derken vade uymak vacip değildir denilir mi? Veya uyulması vacip olmayan bir vaadi tutmamakla günaha girilir mi denilir denmiştir. Şu halde vaadini yerine getirmenin vacip olduğunu söyleyen de olmuştur. Bazı maliki alimler vaat bir sebebe bağlı ise o vaade uymak vaciptir. Değilse değildir demiştir. Söz gelimi kim? Benimle evlenirsen sana şunu alacağım dese o da kabul etse bu vaadinin yerine getirmesi vacip olur. Vaadinde durmak kişinin doğru, dürüst ve güvenilir bir kişi olduğunu gösterir. Vaadinde durmak kişinin doğru, dürüst ve güvenilir bir kişi olduğunu gösterir. Vaadinde durmanın karşıtı vaadini bozmak, sözünde durmamaktır. Dinimiz vaadini bozup sözünde durmayanı münafığa benzetmektedir. Bu özelliğin münafıkların temel özellikler arasında yer aldığını ifade etmektedir. Onlar ki söz verip anlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Onların birleşmesini emrettiği şeyi iman ve akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır. Hadiste de sözünü tutmamak münafıklık alametlerinden biri olarak zikredilmiştir. İbni Amr İbnül As radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Dört hasret vardır. Kim de bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kim de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir özellik var demektir. Emanet edilince hiyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar." Sözünde durmama vasfının özellikle İsrailoğullarına ait olduğunu pek çok ayette görmekteyiz. Hani bir vakitler İsrailoğullarından şöylece misak kesin bir söz almıştık. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Ana babaya yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz. Hala da dönüyorsunuz. Bir şair diyor ki: "Bir şeye evet dediğin yani söz verdiğin zaman onu tut, yerine getir. Çünkü o verilen söz özgür ve kişilik sahibi bir insan üzerine borçtur. Yok eğer vaadini yerine getiremeyeceksen evet yerine hayır yani yapamam de.
ki rahat edesin. Böylece de insanlar sana yalancı demesin. Bir şeyi vaat ederken inşallah, yani Allah dilerse sözünü söylemeyi unutmamak gerekli. Zira bu istisna, yani hükümden çıkarış sözü eklenirse, söz zamanı geldiği halde aksi olursa insanı yalandan kurtarır. Ama bu kutsal terimleri de istismar ve sömürü aleti yapmamak gerekir.